Bir önceki bölümde Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları sırasında çekilen iki filmi ele almıştık. Cumhuriyetimizi 10. yılını kutluyoruz. Bunlardan biri sesli çekilmiş, kurgulanmadan bırakılmış bir haber filmiydi. Dönemin gazetelerinde çıkan haberlere bakarak yapımcının İhsan İpekçi'nin kurduğu İpek Film Stüdyosu olabileceği kanaatine varmıştık. Bir de bizzat Ankara şehriydi. Ancak filmin bu yükselişi ileriki yıllarda kesintiye uğradı. Yüksek Tahsil Talebe Birliği'nin 1947'de Ankara'daki bir toplantısı sırasında bu durum su yüzüne çıktı. Birlik üyesi öğrenciler Atatürk ve gençlik konulu bir anma toplantısı için Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden Atatürk'ün göründüğü filmleri istemişlerdi. Anlaşıldığı kadarıyla Atatürk döneminde Sovyetlerle kurulmuş olan ilişkiler öğrencilerin hafızasından silinmiş durumdaydı. Onların zihin dünyasındaki Atatürk tarihsel bağlamanın dışında bir yerdeydi. Yüksek Tahsil Talebe Birliği'ne bağlı öğrenciler filmi protesto ederek o gün bir fırsatı kaçırdılar. Filmi seyretmiş olsalar içinde yaşadıkları şehrin 14-15 yıl önceki halinin bulabilecekleri en ayrıntılı kaydını seyretmiş olurlardı. 1933'e kadar Ankara'da çekilmiş olan haber filmlerine bakıldığında bunların İstanbul'a göre sayısının çok daha düşük olduğu görülür. Ayrıca haberlerde şehir manzaralarına da pek rastlanmaz. Bu öğrenciler arasında başlı başına bir tartışma konusu olabilirdi. Başkent olduğu halde neden Ankara'nın İstanbul kadar filmi yoktu? Ayrıca 1933'te şehir filmciler tarafından nasıl yorumlanmış, nasıl bir stratejiyle perdeye yansıtılmıştı? 1933'e gelindiğinde bu konuda önemli bir mesafe kat edilmiş durumdaydı. İstasyonun iki yanındaki Kanlı Göl denen 40 bin metrekarelik bataklık kurutulmuş, sıtma bitmiş, 4 bin ev yapılmış, oteller açılmış, Yenişehir'de, Cebeci'de, Çankaya'da, gar civarında yeni mahalleler kurulmuştu. İdarenin göstermek istediğiyle film şirketlerinin arzuladığı çekimler arasındaki fark neydi? Ve bu neden kaynaklanıyordu? Bu sorunun döneme göre her bir film şirketinin tavrına göre değişen farklı bir cevabı olabilir. Bununla birlikte Gomun şirketinin Ankara'da çekilmiş bir haber filmine uygun gördüğü başlığı dikkate almakta fayda var. İdeolojik olarak aynı yolu benimsemiş değildiler. Bununla birlikte benzer süreçlerden geçerek hızla sanayileşen, modernleşen, toplumu dönüştürmeye çalışan iki ülke olarak ortak noktaları ve yöntemleri vardı.